Lütfen eğer Dünya Ticaret Merkezi kulelerinin içindeyseniz camları kırmayın. Lütfen, lütfen sakin olun. Dünya Ticaret Merkezi'nde bir çeşit patlama olduğuna dair haberler. Şubat 1993. New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'ne yapılan saldırıda 6 kişi ölür, binlercesi yaralanır ama ikiz kuleleri yok etme girişimi başarısız olur. Bu saldırının planlayıcılarının hepsi hala aramızda yaşamaktadır. Bir dahaki sefere bu işi doğru şekilde yapmaya kararlıdırlar. Onlar aramızdaydı. Aralık 1992. Oklahoma şehrinde ve tüm ülkede Noel ruhu bir rahatlama duygusuyla canlanıyor. Birleşik Devletler bir durgunluk döneminden çıkmaya başlıyor. Ama Noel günü burada, şehrin kongre merkezinde çok farklı bir ruh hakim. Bu görüntüler Müslüman Arap Gençliği Birliği'nin yıllık toplantısını gösteriyor. Bir televizyon muhabiri neler olduğunu görmeye karar veriyor. Haklarını okuduğum her bir organizasyonu temsil eden grupların katıldığı bir radikal İslam kongresi olduğunu keşfettim. Ama bunların Amerika'da var olduklarından daha önce asla şüphelenmemiştim. Taraftarlarla dolu bir auditoriumda konuşmacılar Yahudilere ve Hristiyanlara karşı kutsal savaş veya cihat çağrıları yapıyor. Batı'yı ve İsrail'i tüm dünyadaki Müslümanlara zulmetmekle suçluyorlar. Organizatörler bunun gibi şehitliği metheden çocuk boyama kitapları bile satıyor. Muhabir, kongre merkezinin içindeki bir telefon kulübesinden FBI kontrterörizm departmanındaki bağlantılarını arıyor. Sahneyi tarif ediyor. Bana neden bahsettiğini bilmiyoruz dediler. Ben de ben buradayım. Buna tanık oluyorum. Gruplar burada. Hamas var, İslami Cihat var, Müslüman Kardeşlik var. Arapça konuşmalar yapıyorlar, cihat çağrısı yapıyorlar ve sizin bundan haberiniz yok mu dedim. Ve onlar da ne tütürüyorsun bilmiyoruz dediler. FBI muhabirin tavsiyesine rağmen bilinen hiçbir önlem almıyor. Ama tüm Amerika'daki şehirlerde aşırı uçtaki gruplar yandaş toplamakla ve nefreti körüklemekle meşguldürler. Amerika'da radar ekranının altında titizlikle çalışan radikal İslam gruplar ağının oluşturduğu tablonun 11 Eylül'ün hikayesini anlattığını düşünüyorum. Atlanta, Filistinli bir radikal cihada dair karanlık vizyonunu anlatarak bir para toplama turuna çıkmıştır. Kan akmalı, dullar olmalı, yetimler olmalı. Detroit. Bu olaya Uluslararası İslami Yardım Projesi isimli bir grup ev sahipliği yapıyor. Başlıca konuşmacılardan biri de İslam'ın dünyaya hakim olması için çağrılar yapan Mısırlı kör bir imam. Kafirlerin toprağını fethederiz ve kafirleri Allah'a çağırarak İslam'ı yayarız. Chicago'da, Pittsburgh'da, Tucson'da ve diğer yerlerde radikal vaizler cihadın başarılı olacağı üzerinde duruyor. Kardeşlerim, Afganistan'dan sonra artık dünyada bizim için imkansız hiçbir şey yok. Bu Arap vaiz nefret dolu mesajını Amerikan yurdunun kalbine taşıyor. Ama dünyanın diğer tarafında o ve bir ortağı aynı zamanda bir cihat şebekesi yaratmakla meşgul. Bu sonuç olarak tarihteki en ölümcül terörist eylemi planlayacak ve uygulayacak bir şebeke.
Afganistan, 1980. İşte 11 Eylül'e giden yol burada başlıyor. Mücahitler veya kutsal savaşçılar olarak bilinen Afgan direnişçileri, işgalci Sovyet ordusuna karşı bir gerilla savaşı başlatır. Diğer milletlerden Müslümanlar da bu savaşa katılır. Sovyetleri bir Müslüman toprağından kovmaya kararlıdırlar. Sınırın hemen karşısındaki Pakistan'da Peşaver şehri bulunmaktadır. Pakistan direnişçileri destekler ve Peşaver kutsal savaşa gelenler için bir barınak haline gelir. Ve şehir silah satıcılarıyla, uyuşturucu satıcılarıyla, din adamlarıyla, yaralı savaşçılarla ve CIA ajanlarıyla dolup taşar. Ben her zaman o yıllarda oranın yıldız savaşlarındaki bar sahnesine çok benzediğini düşünürdüm. Çok tuhaftı. Gerçeküstü bir yaşam biçimiydi. Cihat çağrısına cevap verecek binlerce Müslüman arasında 1.93 boyunda bir Afgan köylüsü gibi şalvar ve uzun keten bir gömlek giymiş bu genç adam da vardır. O Üsame bin Ladin. Daha 24 yaşında. Bin Ladin, Suudi Arabistan'da milyarder bir müteahhit kodamanın oğlu. Ama burada genç adam bir döşek üzerinde uyuyor. Yardımsever çalışması ona mülteci kamplarında ve hastanelerde Samiriyeli lakabını kazandırıyor. Murfreesboro, Kuzey Carolina, ilkbahar 1983. Afgan Savaşı tüm şiddetiyle sürerken başka bir genç Müslüman kendini kutsal savaşa götürecek yolu buluyor. Minik bir Baptist Üniversitesi'nden başlıyor. Bir grup Müslüman öğrenci namaz kılmak için bu yatakhanede toplanmaktadır. İslami geleneğe göre ayakkabılarını kapının dışında bırakıyorlar. Diğer öğrenciler de gelip ayakkabıları çalıyor ve onları kampüsteki göle atıyorlar. Bu şakanın hedefleri arasında mühendislik bölümündeki Halit Şeyh Muhammed de var. O bir imamın akıllı ve etkileyici oğlu. Halit Kuveyt'te büyümüştür ama ailesi Pakistan'ın uzak bir bölgesinden geliyor ve Kuveyt'te onlara genellikle ikinci sınıf yurttaş muamelesi yapılıyor. Üniversite yılları sadece küskünlüğünü daha da derinleştiriyor. Halit mezun olduktan sonra Pakistan'a gidiyor. Orada üç kardeşinden Afgan direnişçileri için bir hayır kurumu işletmekte olana katılıyor. 1984. Genç Üsame Bin Ladin, uluslararası bir cihat şebekesi yaratmak üzere bir planı finanse edebilmek için aile servetini ve bağlantılarını kullanıyor. Bu, radikal dinci Abdullah Azzam'ın parlak buluşu. Azzam, Arapların ağır bir yenilgi aldığı 6 gün savaşlarından sonra kasabası İsrail tarafından işgal edilen bir Filistinli. Müslümanlara Bin Ladin de dahil Afganistan'a yönelmeleri için herkesten fazla ilham veren kişi Azzam. Organizasyonlarına gösterişsiz bir isim veriyorlar. Hizmet Dairesi. Pakistan'daki karargahları cepheye giden gönüllülere silah ve eğitim sağlıyor. 1986. Afgan Savaşı artık direnişçilerin lehine dönüyor. Ama Arap gönüllüler bunda sadece küçük bir rol oynuyor. Şimdiye kadar en büyük faktör Stinger denilen omuzdan ateşlenen bir füze. CIA sayesinde. Perde arkasında Bin Ladin ve Azzam tüm dünyada 35 ülkede cihat organizasyonlarının şubelerini açıyor. Amerika ana odak noktaları haline geliyor. Burada Brooklyn, New York'taki El Faruk Camii ise ileri karakolları oluyor.
Ayrıca Boston, Chicago, Nashville, Atlanta, Sacramento ve 32 başka şehirde daha şubeler açacaklar. İleri karakolların çoğu bir apartman dairesi veya ofisten para toplayan tek bir kişiden başka bir şey değil. Ama cihat şebekesi geleceğin temellerini atıyor. Kutsal Savaş'ta bir sonraki muharebeye katılmaya hazır genç erkeklerden oluşan bir ordu kuruluyor. Cihat elverişli bir kavram haline geldi. Yaklaşılabilir oldu, ulaşılabilir oldu. Bu, Müslüman dünyasındaki genç kitlelere şiddetli bir kutsal savaşın uygulanmasına başlamaları için yetki veren ve onları seferber eden bir şey haline geldi. 1987 ilkbaharı itibariyle Üsame Bin Laden tüfeğini kapmış ve savaşa katılmıştı. Sovyet birlikleri Arap gönüllülerden oluşan grubunu Doğu Afganistan'ın Engebeli tepelerinde Jaji denilen bir yerde köşeye sıkıştırır. Görgü tanığı ifadelerine göre Bin Laden'in yoldaşlarından biri Kuzey Carolina'da mühendislik okumuş ve 11 Eylül'ünde mühendisi olacak genç Müslüman Halit Şeyh Muhammed'dir. Sovyet topları ve helikopterleri adamları bombardımana tutar. Efsaneye göre bir aylık bir kuşatmadan sonra Araplar Sovyetleri geri çekilmeye mecbur eder. Muharebe Arap basınında geniş ölçüde yer bulur. Hikaye bir gecede Bin Laden'i bir kahramana dönüştürür. Şairler ve şarkıcılar genç Suudi savaşçısının zaferini kutlar. Bu saf ve katıksız bir saçmalık. Onu 15 saniye boyunca bir telsizle ve omzunda asılı bir Kalaşnikov'la gösteren bir görüntü var. Ve işte büyük savaşçı bu. Takip eden 1988 yazında bir zamanların kudretli Kızıl Ordusu için her şey bitmiştir. Sovyet birlikleri çekilmeye başlar. Afgan direnişleri kazanmıştır. Bu zafer radikal İslam dünyasını heyecanlandırır. Laden ve Azzam'la Jaji muharebesinde çarpışan adamlar şiddetli yeni bir kuvvetin çekirdeği haline gelir. Bu temel ismiyle tanınır hale gelmiştir. Arapça'da bunun karşılığı El-Kaide'dir. Eğer anti-Sovyet çok milletli Afgan cihatı olmasaydı, tüm dünyadan mücahitler bir süper gücü yenmek için gelmeyeceklerdi. Ve ondan sonra silahlarını başka bir süper güce, Amerika'ya çeviremeyeceklerdi. Kasım 1989. Bin Laden'in ortağı Abdullah Azzam, iki oğluyla birlikte arabayla Peşaver, Pakistan'daki bir camiye gitmektedir. Arabadaki bomba patlar ve anında ölürler. Hiç çözülemeyen cinayet bir örgüt içi hesaplaşmanın izlerini taşıyor. Azzam'ın yolundan çekilmesiyle Bin Laden çabucak cihat şebekesini yeniden organize eder. Kendi etrafında. Riyad, Suudi Arabistan, Ağustos 1990. Bin Laden Afgan Savaşı'ndan eve dönmüştür. Ailesinin varlığını ve politik bağlantılarını kutsal savaşçılardan oluşan El-Kaide şebekesini büyütmek için kullanmayı ummaktadır. Ama 33 yaşındaki Bin Laden hayatının en büyük hayal kırıklıklarından birine uğramak üzeredir. 2 Ağustos 1990. Irak diktatörü Saddam Hüseyin Kuveyt'i işgal eder ve komşu Suudi Arabistan krallığını tehdit eder hale gelir. Bin Laden, Suudi hükümetine bir teklifle yanaşır. Sovyetlerle savaşan Arap savaşçılarını çağıracaktır. Krallığı Iraklı işgalcilerden koruyacaklardır. Bin Laden'e göre İslam'ın en kutsal mekanlarını sadece kutsal savaşçılar korumalıdır. Suudi kraliyet ailesi bunun yerine Amerikan Başkanı Bush tarafından teklif edilen korumayı seçer.
Bin Laden nazikçe reddedildi ve ona Kuveyt Afganistan değil. Teşekkür ederiz. Bizi arama, biz seni ararız denildi. Suudiler, Amerikan birliklerinin krallıklarını Saddam'ı Kuveyt'ten sürmek için bir üs olarak kullanmasına izin verir. Bin Laden için Amerikan birliklerinin çölde toplanması Amerika'nın büyük kafir olduğunun canlı kanıtıdır. Ve Orta Doğu'daki tüm Amerikan müttefikleri Allah'ın düşmanlarıdır. Suudi Kraliyet ailesinin devrilmesi gerektiğini takipçilerine yaymaya başlar. Aynı zamanda Bin Laden'in uzun vadeli cihat şebekesi gümbür gümbür gelmektedir. New York, 5 Kasım 1990. El Seyyid Nusayr ismindeki bu 34 yaşındaki Mısırlı, dindar bir Yahudi gibi kipasını giyer ve cebine 357'lik bir Magnum tabanca koyar. Nusayr, Amerika'nın en ileri cihat karakolu olan Brooklyn'deki El Faruk Camii'nin bir üyesidir. Nusayr, şehrin ortasındaki bu Manhattan otelinde bir balo salonuna girer. Ufak ama sertlik yanlısı Yahudi Savunma Birliği'nin başı olan Haham Meir Kahane, izleyicilerine yaptığı konuşmanın sonuna gelmişti. Kahane podyumdan inerken Nusayr silahını çıkarır ve iki el ateş eder. Öldürücü bir kurşun Haham'ın boğazından girer. Nusayr otelden kaçar ama silahlı bir posta memuru onu vurur ve polis tutuklar. Toplum için ve geniş ölçüde kanunu uygulamada Kahane'nin öldürülmesi çılgın bir Arap'ın çılgın bir Yahudi'yi öldürmesi olarak tasvir edildi. Olay bu değildi. Şimdi hepimiz bunun radikal İslamcıların, yani bugünlerde El-Kaide olarak tanıdığımız kişilerin Amerikan toprağı üzerinde gerçekleştirdiği gerçekten de ilk büyük olay olduğunu fark ediyoruz. FBI ve polis Nusayr'in Cliffside Park, New Jersey'deki evini arar. Binden fazla kurşundan oluşan mühimmat, bomba yapma formülleri, Amerikan ordusu eğitim el kitapları ve diğer öne çıkan Yahudilerin adı bulunan bir vurulacaklar listesi bulurlar. Bu malzemeden oluşan 47 kutuyu bu polis merkezine taşırlar. İstihbarat için bir hazinedir bu. Ama yetkililer, bölge savcısı, New York polisi, FBI çoğunu gözden kaçırır. FBI, El Faruk Camii'ndeki bazı şüphelileri sorgularken caminin kendisini araştırmaz. Böylece caminin Bin Laden'le bağlantısı olan bir terör hücresi tarafından bir paravan olarak kullanıldığını kanıtlamakta başarısız olurlar. 11 Eylül'e giden yoldaki bir sonraki adım, Amerika'ya gelip binaları havaya uçurmaktan başka bir şey istemeyen iki çocukluk arkadaşı arasındaki tesadüfi bir konuşma olacaktır. Hartum, Sudan, Nisan 1991. Bin Laden, dört karısı, sayısız çocuğu ve çekirdek bir taraftar grubuyla buraya, Doğu Afrika'daki bu fakir başkente taşınır. Bin Laden artık memleketi Suudi Arabistan'dan sürgün edilmiş durumdadır. Sudan'ın radikal İslami hükümetiyle bir anlaşma yapar. El-Kaide sığınma karşılığında para ve silah sağlayacaktır. Pakistan, yaz 1992. Remzi Yusuf isimli genç bir Pakistanlı, El-Kaide eğitim kampında bomba yapım kursunu daha yeni tamamlamıştır. 24 yaşındaki kimyacı lakaplı bu kişi, Armani takımları giymekten hoşlanıyor. Galler'deki bir teknik üniversiteden elektrik mühendisliği derecesine de sahip.
Telefonda bir çocukluk arkadaşı olan Abdülmurat'la konuşuyor. Murat'a hayattaki amacını anlatıyor. Amerika'ya gitmek, binaları havaya uçurmak ve öldürebildiği kadar çok Yahudi'yi öldürmek. Murat ona bir fikir veriyor. Murat biliyorsun New York'ta çok Yahudi var der. Ve sonra ona biliyorsun Dünya Ticaret Merkezi'nde birçok Yahudi çalışıyor der. Bu konuşmadan bir fikir şekilleniyor ve plan işleme koyuluyor. New York, 1 Eylül 1992. Karaçi'den gelen bir Pakistan Hava Yolları uçağı buraya, Kennedy Havalimanı'na iner. Birinci sınıf bölümünde oturan kişi Remzi Yusuf'tur. Ahmet Ajaj isimli Filistinli bir teröriste yolculuk etmektedir. İki adam uçaktan çıkar ve bir göçmen noktasına yaklaşırlar. 1.80 boyundaki üç parçalık ipek Afgan takımı içerisindeki Yusuf, mükemmel şekilde taklit edilmiş bir Irak pasaportu uzatır. Politik sığınma talep etmektedir. Göçmen bürosu yetkilileri Ajaj'ı sorguladıklarında birçok sahte pasaport ve bomba yapma kitapçıklarıyla dolu bir çanta taşıdığını keşfeder. Eğer üzerinde terörist yazan bir tişört giyseydi iyi amaçlarla gelmediğini bundan daha çok belli edemezdi. Göçmen bürosu ajanları Ajaj'ı gözaltına alır. Ona bu INS alıkoyma tesisinde bir yatak tahsis edilir. Ama Yusuf'un Amerika'ya giriş yapmasına izin verilir ve bir göçmen bürosu sorgusuna katılması söylenir. Performansları bir sihir gibi işe yarar. Ajaj öyle bir heyecan, kargaşa ve sis perdesi yaratır ki terörün Mozart'ı Remzi Yusuf Amerika'ya çaktırmadan girebilmiştir. Yusuf Pakistanlı bir şoför bulana kadar taksi durağı arar. Taksiciye üzerinde bir adres bulunan bir kağıt parçası uzatır. 552 Atlantic Bulvarı, Brooklyn. Kardeşim, Karaçi'den daha yeni geldim. İyi para ödeyecek dostlarım var, der. Şoför onu buraya, El Faruk Camii'ne getirir. Yusuf, caminin başında bulunan kör Mısırlı imam, Şeyh Ömer Abdurrahman'ın hayır duasını alır. Bilinen adıyla Kör Şeyh, Üsame bin Laden'in bir müttefiğidir. Yusuf'un Dünya Ticaret Merkezi'nin bodrum katına bomba yüklü bir kamyon yerleştirme planını onaylamıştır. O sonbahar ve kış boyunca Yusuf ve El Faruk Camii'nin diğer üç üyesi Manhattan'ın Hudson Nehri ile tam karşısında olan New Jersey'deki bu deponun içinde sıkı bir çalışma içine girer. Yusuf'un direktifleri altında ikiz kuleleri yere devireceğini ve binlerce insanı öldüreceğini umdukları aleti monte ederler. ...26 Şubat 1993... İslami terörizmin iki kolu, Amerika'nın küresel hakimiyetinin bu sembolüne bir saldırı için bir noktada birleşir. Körşey, insan gücünü ve ilhamı sağlar. Remzi Yusuf ise bomba yapım uzmanlığını. Arka planda bekleyense Üsame Bin Laden'in liderliğindeki büyüyen El-Kaide şebekesidir. Yusuf kiralık bir Ryder kamyonunu 680 kilogram gübre, mazot ve nitrogliserinden oluşan uçucu bir karışımla doldurur. Öğle civarında o ve 3 meslektaşı kamyonu Dünya Ticaret Merkezi'nin Kuzey Kulesi'nin 2 kat altındaki garaja park eder. Dakikalar sonra Yusuf fitili ucuz bir çakmakla ateşler ve hızla uzaklaşır. Öğlen 12.17. Bomba kulenin göbeğinde 7 katlık bir delik açar. 6 kişi ölür. Yusuf, nehrin karşısından aşağı Manhattan'ın üzerinde ince bir dumanın yükselişini seyreder.
başaramadığını bilmektedir. Bomba yeterince güçlü değildir. O gece Yusuf Kennedy Havalimanı'na doğru yola koyulur. Bombalamadan önce bir mektup kaleme almıştır. Burada saldırıyı Kurtuluş Ordusu'nun 5. Taburu dediği grubun üstlendiğini belirtmektedir. Bir FBI kaynağına göre Yusuf terörist arkadaşlarından birini havaalanından arar. Mektubun sonunu değiştirtir. Şöyle demektedir. Hesaplamalarımız bu sefer çok isabetli değildi. Yine de söz veririz ki bir dahaki sefere kusursuz olacak ve ticaret merkezi hedeflerimizden biri olacak. Böylece Yusuf uçağına biner ve Pakistan Karaçi'ye 1. sınıf bölümde uçar. İnsanlara bu adamların gerçekten ne kadar tehlikeli olduğunu ifade etmek benim için çok zor oluyor. Ve inançlarındaki adanmışlık ve tutkuyu, Batı uygarlığını yok etmek için duydukları aşırı arzuyu. Remzi Yusuf, Batı'ya başka, daha yıkıcı bir darbe indirmekte o kadar kararlıdır ki, şimdi 11 Eylül olacak planın tasarlanmasında kilit bir rol oynayacaktır. Pakistan, Temmuz 1994. Amerikan Dışişleri Bakanlığı, Pakistan boyunca 37 bin kibrit kutusu dağıtır. Kapağında terörist Remzi Yusuf'un bu resmi vardır. Onun yakalanmasını sağlayacak bilgiyi getirene 2 milyon dolar ödül vaat ederler. FBI bir önceki sene Dünya Ticaret Merkezi'nin bombalanmasından bu yana bu işi Yusuf'un tezgahladığını gösteren banka kayıtlarına ve parmak izlerine ulaşmıştır. Armani takımlara karşı zaafı olan genç mühendis aslında memleketi Pakistan'da yaşamaktadır. Ama Yusuf, ülkenin radikal İslami topluluğu tarafından iyi korunmaktadır. Ve hala ikiz kuleleri devirmeyi başaramadığı için içi sızlamaktadır. Ağustos 1994, Pakistan'ın Lahor şehrindeki terk edilmiş bir depoda Yusuf, çocukluk arkadaşı Abdülmurad'a nasıl bomba yapılacağını öğretir. Yusuf buna çikolata yapımı demektedir. Murad, Texas, Kuzey Carolina ve New York'taki uçuş okullarında 2 yıllık eğitimden sonra Pakistan'a dönmüştür. Yusuf'a Dünya Ticaret Merkezi'ni bombalama fikrini veren Murad'dır. Şimdi iki adam yeniden beyin fırtınası yapmaktadır. Birçok sivili öldürmek için dahice yollar bulurlar. Bir noktada Murad şöyle düşünür. Bir uçağı alırsın, uçağı bir bombaya dönüştürürsün, onu bir binanın üzerine sürebilir ve onunla birçok insanı öldürebilirsin. Karaçi, Pakistan. İki genç adam Tarık yolundaki bir restoranda buluşur. Uçak olayının gerçekleşmesine yardımcı olabilecek biriyle bu konuyu tartışırlar. O, Remzi Yusuf'un çok iyi bağlantıları olan amcası, Kuzey Carolina'da mühendislik okuyan ve sonra Afganistan'da Üsame Bin Laden'in yanında çarpışan Halit Şeyh Muhammed'dir. Yakıt yüklü ticari bir uçağı Virginia Langley'deki CIA merkezine bir intihar saldırısı düzenlemek için kullanmayı düşünürler. Bu, Yusuf'un amcasının ilgisini çeker ve daha fazlasını bilmek ister. Yeğeni Yusuf'un eski dostu Murad'a pilot eğitiminin süresi, sınav süreci ve hatta Amerikan uçuş okullarının adresleri hakkında ayrıntılar için bastırır. Böyle bir projeyi finanse etmesi aşikar olan kişi de Halit Şeyh Muhammed'in Afgan Savaşı gazisi arkadaşı Üsame Bin Laden'dir. Hamburg, Almanya, 1994. Şimdiden Bin Laden'in bir tek Orta Doğu'da değil, Avrupa'daki Arap radikalleri üzerinde de bir etkisi vardır. Hamburg, Bin Laden'in dünya görüşünü paylaşan radikal İslamcıların yuvasıdır. Allah.
bu üniversite kampüsündeki tek düze bir evde tarihteki en kanlı terör saldırısını gerçekleştirecek adamlardan biri karanlık bir dönüşümden geçmektedir. Muhammed Adda isimli 27 yaşında Mısırlı bir yüksek lisans öğrencisi ufak dairesinde mavi tokyoları ile dolaşmaktadır. Adda, Kahire'deki laik, orta sınıf bir aileden gelmektedir. Almanya'da şehir planlamacılığı dalında master yapmak için bulunmaktadır. Adda'nın çalışkanlığı, disiplini ve teknik becerileri profesörlerinden yüksek notlar almasını sağlamıştır. Bilirsiniz, bir Alman'ı etkilemek için bir mükemmeliyetçi olmak zorundasınız. O da her yönüyle bir mükemmeliyetçiydi. Ama diğer birçok Arap genci gibi Adda da öfkeli ve yabancılaşmış durumdadır. Ülkesindeki rejimden nefret etmektedir. Mısır baskıcıdır. Amerika ile ittifak yapmıştır ve İsrail ile barış halindedir. Hamburg'dayken Adda radikal İslam'ı benimsemeye başlar. Her gün aynı birkaç parça giysiyi giymektedir. Pamuklu pantolon ve annesinin onun için ördüğü bir süveter. Oda arkadaşı onu bazen tek başına oturup öylece bir kaptan püre yerken görmektedir. Doyduğu zaman kabı içinde çatalıyla birlikte buzdolabına koyuyormuş, ertesi gün tekrar çıkarıp biraz daha yiyormuş. Hatta nerede olursa olsun günde 5 vakit namaz kılar. Yerel camide cihat ve şehitlik hakkındaki konuşmaları dinler. Henüz 11 Eylül olacak plan hakkında hiçbir şey bilmemektedir. Ama yine de aklı ve ruhu buna hazırlanmaktadır. Hartum, Sudan, 1994. Geçen 3 yıldır Üsame Bin Laden burada Doğu Afrika'daki karargahından El-Kaide'yi yönetmektedir. El-Kaide artık Mısır'da, Yemen'de, Somali'de, Bosna'da ve Çeçenistan'da faaliyet gösteren uluslararası bir terör örgütü olmuştur. Bu noktada El-Kaide, CIA'in radar ekranında görünmeye başlar. Teşkilat, Beyaz Saray'a Bin Laden'den bahseden bir briefing verir. Sudan'daki karargahını tüm dünyadaki şiddet saldırılarına yardımda bulunduğu için Sünni İslami Terörizm Ford Vakfı olarak adlandırdı. Birçok tafsilatlı kanıta sahiptik. Bunun ne anlama geldiğinden pek emin değildik. Bin Laden gerçekten de bir tehdit miydi, yoksa sadece radikallere para dağıtan bir başka Suudi miras yedisi miydi? Her şeyin altından o çıkıyor gibi görünüyordu. Sanki Elvis gibiydi. Ne zaman farklı bir ülkede bir şiddet eylemi gerçekleştirmiş bir terörist grup hakkında bir şey okusanız Usame Bin Laden ismini duyardınız. Sudan'da üstlenmiş ajanların Bin Laden'i gözetleme yetkileri vardır. Ama daha fazlasına değil. El-Kaide eğitim kampları terörist seri üretim hatları gibidir. Daha sonra evlerine dönecek cihad için ölmeye hazır Müslüman sabahçılar üretmektedir. Eğittiğiniz her kişinin geri dönüp bir iki kişi daha eğitmesi gerekiyordu. Ve sonra o insanlar da başka birini eğitecekti. Ve böylece bu üstel bir biçimde büyüyecekti. Bu adamlar bir istihbarat örgütü gibi çalışıyorlar ve onları eğiten bazılarının büyük bir sabra sahip olduklarını biliyoruz. 1994'ün sona ermesiyle üç sabırlı, kendini cihat hareketine derinden adamış adam Remzi Yusuf, arkadaşı Abdülmurat ve amcası Halit Şeyh Muhammed, tarihteki en ihtiraslı terörist planı geliştirmektedirler. Manila, Filipinler, 6 Ocak 1995. Dünya Ticaret Merkezi'nin kamyonla bombalanmasının planlayıcısı Remzi Yusuf, yeniden memleketi Pakistan'dan taşınmıştır. Başkan Quirino Bulvarı'ndaki bu 6 katlı binada Yusuf eski dostu Abdülmurat'la birlikte bir terör atölyesi kurmuştur. Mutfağı bir bomba fabrikasına dönüştürmüştür.
Yusuf, Evye'nin yanında patlayıcıları ısıtırken karışım kazara ateş alır. Keskin duman iki adamı dairelerinden çıkmak zorunda bırakır. Olay Filipin ulusal polisinin dikkatini çeker. Yusuf yakındaki bir karaoke barına kaçar. Ama terör saldırıları için planlarını sakladığı Toshiba laptopunu kurtarması için Murat'ı daireye geri yollar. Polis Murat'ı kaçmaya çalışırken yakalar. Ayrıca laptopu da ele geçirirler. Yusuf caddenin karşısından olanları seyretmektedir. Birkaç saat içinde Singapur'a birinci sınıf bir bilet alır ve ülkeden kaçar. Günden sonra bu Filipin askeri üssünde Filipin ulusal polisinin üyeleri Abdülmurat'ı sorgular. Murat konuşmayı reddeder. Polis onu kaburgaları kırılana kadar döver. Kulaklarında ve cinsel organlarında sigara söndürürler. Boğazından aşağı o kadar çok su boşaltırlar ki neredeyse boğulacaktır. Bir ay sonra çözülür. Remzi Yusuf'la geliştirdiği terörist projelerin ayrıntılarını açıklar. Planlardan biri Papa II. Jean-Paul'u öldürmektir. Bir diğeri Yusuf tarafından ustaca dizayn edilmiş bir patlatıcıyla Pasifik Okyanusu üzerinde 12 Amerikan yolcu uçağını havaya uçurmaktır. Murat şahsen Virginia, Langley'deki CIA merkezine bir uçakla bomba dalışı yapmayı planladığını itiraf eder. Filipinli albay Rodolfo Mendoza'ya göre Murat başka, çok daha cüretli bir operasyonu tarif eder. Hava korsanlarından oluşan ekipler, ticari jet uçaklarını Amerika içindeki belli başlı binalara karşı füze olarak kullanacaklardır. Amerikan uçuş okullarında eğitim gören 10 kadar teröristleri vardı. Plan iyi işliyordu ve hepsi Remzi Yusuf'un dizüstü bilgisayarında bulunuyordu. Ticaret merkezi, Pentagon, bir nükleer tesis, CIA karargahı, Sears ve Trans-Amerikan kuleleri ve Beyaz Saray'da dahil 7 kadar hedefleri vardı. Albay Mendoza bütün bu bilgiyi FBI ile paylaştığı konusunda ısrar ediyor. FBI, Mendoza'dan istihbarat aldığını kabul ediyor ama 11 Eylül olacak plan hakkında hiç ayrıntı olmadığını iddia ediyor. FBI, şimdiden Yusuf'a dair bilgi için verdiği 2 milyon dolarlık ödülün karşılığını alıyor. İslamabad, Pakistan, 7 Şubat 1995. Amerikalı yetkililer Yusuf'un bir örgüt evinde saklandığını doğruluyorlar. Binanın sahibi Üsame Bin Laden. Amerikalı ve Pakistanlı ajanlardan oluşan bir ekip bu konuk evine doğru İslamabad boyunca bir yarışa giriyor. Onlar arabalardan fırladılar, merdivenleri çıktılar, otelin kapısını kırdılar ve o yatağında yatıyordu. Yusuf tutuklanıyor ve gözaltına alınıyor. Amcası Halit Şeyh Muhammed aynı El-Kaide evinin bir başka odasında. Ama amcası oradan yürüyerek çıkıyor ve Radikal İslam'ın yeraltı şebekesinin gölgeleri arasına karışıyor. Ve artık yeğeni tarafından geliştirilen ticari uçakları Amerikan binalarına çarptırma fikrini icra etme görevi Halit Şeyh Muhammed'in oluyor. FBI ajanları Yusuf'un tutuklanmasının ardından 36 saat içinde onu helikopterle duruşmasını beklemek üzere New York hapishanesine naklediyor. Pilot İkiz Kuleler'in yanından geçiyor. FBI ajanlarından biri Yusuf'un kapşonunu kaldırıyor ve Dünya Ticaret Merkezi'ne işaret ederek "Gördün mü? Hala ayakta." Remzi Yusuf eğer yeterli zamanı ve parası olmuş olsa onları yere indirmiş olacağını söylüyor.
Suudi Arabistan, Mayıs 1995. Mısırlı master öğrencisi Muhammed Atta hac görevini gerçekleştiriyor. Bu deneyimin onun üzerinde derin bir etkisi oluyor. Hamburg'a geri dönüyor. Ama hatta akademik çalışmasına olan ilgisini kaybediyor. Artık onun hayatını radikal İslam belirliyor. Mezuniyet yaklaşırken bir hem çalış hem oku olanağı memleketi Kahire'ye dönmesini sağlıyor. Ama hatta bir iş aradığında şehri planlama dalının bir faydası oluyor. Tüm bulduğu yozlaşma ve adam kayırmacılık. Onun baş edemeyeceği bir dünya. Almanya'da kalışı esnasında her Kahire'ye dönüşünden sonra gitgide daha çok yılgınlığa uğradığını hayal edebiliyordum. Ve yavaş yavaş onun orada çekiciliği için bulunduğunu düşünüyorum. 1996 itibariyle Muhammed Atta, Hamburg'daki El Kudz isimli bu dükkandan bozma camide şimdiden tanıdık bir sima olmuş. Burası radikal İslam'ın yuvası. Gece dualarına gelenler arasından El-Kaide'ye en az bir yeni üye çıkıyor. Hatta öfkeli ve yabancılaşmış gençlerden oluşan saflar arasında yerini alıyor. Yahudilerin, Hristiyanların, hatta doğru yoldan sapmış Müslümanların bile kanı için çağrı yapan ateşli imamları dinliyorlar. Ayrıca onlara Allah'ın şehitliklerini cennette 72 huri de dahil büyük bir şerefle ödüllendirileceği söyleniyor. Celalabad, Afganistan, yaz 1996. Bin Laden kariyerini kutsal bir savaşçı olarak başlatan ülkeye dönmüştür. Buraya döner çünkü Amerika ve Birleşmiş Milletler, Sudan hükümetine El-Kaide lideriyle konforlu anlaşmasını bitirmesi için baskı yapmıştır. Onu kovarlar. Böylece 1996 yazının başlarında Afganistan'a gelir ve ne yapar? Yaptığı ilk şey Celalabad dışındaki bir kampa çekilmek olur ve Amerika'ya karşı çok uzun bir savaş ilanı yazar. Bin Laden, Amerikan birliklerini Suudi Arabistan'dan çıkarmak için yeni bir kutsal savaş çağrısında bulunur. Bu cihadı Afganistan'daki üssünden başlatmaya niyetlidir. Bu bize şok dalgaları halinde geldi. En başından Bin Laden'in ne söylüyorsa onu kastettiği oldukça açıktı. Ama bu çok ilgi çekmedi. Eylül 1996. Taliban denilen radikal İslami bir mezhep, Afgan hükümetinin ve başkent Kabil'in kontrolünü ele geçirir. El-Kaide'nin milyonlarca dolarlık finansmanına karşılık Taliban, Bin Laden ve örgütü için sığınma sağlamayı kabul eder. CIA'nin yeni oluşturulmuş Bin Laden birimi, El-Kaide'nin dünya çapında Amerikan hedeflerine yönelik operasyonlar planlayan bir askeri komitesi olduğunu öğrenir. Ve Bin Laden'in nükleer ve kimyasal silahlar edinmeye çalıştı. Yeni karargahında Bin Laden, öfke projelerinin finanse edilmesini bekleyen teröristlerle toplantılar yapmaya başlar. Serbest çalışanların gelip dinleyin bir projem var. Buna saldıracağım veya şunu havaya uçuracağım ya da şu kişiye suikast düzenleyeceğim demesini beklediler. Ve eğer projeyi gerçekten beğenirlerse o zaman onu biraz finanse edeceklerdi ve bu bir çeşit bayilik gibi işleyecekti. Bu serbest çalışanlardan biri de Halid Şeyh Muhammed'dir. 1996'nın ortalarında bir zaman Afgan Savaşı'ndan arkadaşı Üsame Bin Laden'le Bin Laden'in Tora Bora'daki kampında yeniden bir araya gelir. Yeğeni Remzi Yusuf'un bir sene önce tutuklanmasından beri FBI tarafından bir terörist olarak teşhis edilmiştir. Aslında Amerikan istihbaratı ondan baş harfleriyle HSM olarak söz etmeye başlamıştır. Tam FBI ajanları ona yaklaştığı sırada Afganistan'a kaçar. HSM yeğeniyle geliştirdiği birçok fikri Bin Laden'e açar.
Bunlar arasında ticari jetleri Amerika'nın Dünya Ticaret Merkezi de dahil başlıca binalarına çarptırma planı da vardır. Bin Laden bu fikri dinler. Eğer başarılı olmak istiyorsa ve Amerika El-Kaide'ye misilleme yaptıysa istediğinin tam olarak bu olduğunu bilmektedir. Büyük şeytanla kendi sahasında bir savaş. HSM ve Bin Laden birlikte uçak operasyonu dedikleri planın ayrıntılarını geliştirmeye başlayacaklardır. Amerikan yolcu uçaklarını kaçırmak için adam eğitecek ve uçakları Amerikan gücünün sembollerine saldırmak için füze olarak kullanacaklardır. Ve Bin Laden çok geçmeden cihadını direkt olarak Amerikan halkına duyurmaya başlayacaktır. Amerika için kara bir gün öngörüyorum dedi. Ondan sonra Amerika'nın bir daha eskisi gibi olmayacağı bir gün. Gelecek yıllarda El-Kaide lideri aslında böyle kara bir günün geldiğine dair bir takım işaretler verecektir. Amerikalıların hayal bile edemeyecekleri kadar kara bir gün.